Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT AYT Geometri kampında geldik. ikinci güne. Yani şu kitabın kampında İkinci gündeyiz. İkinci günde bizi neler bekliyor? Üçgende açıyı anlatacağız sizlere. Toplamda 3 dersimiz olacak. Hocam niye 3 ders? Nadir 3 derslerden böyle bir günde genelde 1 ya da 2 video oluyor. Bazı günlerde 3 oluyor. Ama arkadaş üçgende açıyla ilgili her kalıp soruyu yazmışım burada. Eski nesil yeni nesil. Toplamda 47 soru seni bekliyor. Eğlenceli kısma geldik. Gerçi doğru açılarda yani birinci günde de eğlenceli sorular vardı. Hani biz işi sağlama almıştık. Ne olur ne olmaz. Güzel sorularda yazmıştık. ÖSYM, AYT'de de sorar dediğimiz çok orijinal sorular vardı. Aynı orijinalliği burada da göreceksin. Zor demiyoruz. Basamak basamak merdivenler çıkıyoruz. Kolaydan bir tık zora doğru böyle gideceğiz. O zor soruları da sana kolay bir şekilde yapmayı öğreteceğiz. Ki yapıyoruz da değil mi? Evet üçgende açıda da çok güzel teknikler öğreneceksin. Şimdi ne yapalım? Kitabımızda böyle 3. sayfayı açın bakalım. Ben de açayım. Ne var? Şafak Sayar var. Şafak sayarımızda hatta şöyle göstereyim. İkinci güne geldik. Şu ikinci gün bittikten sonra gelip buraya tiki açacağız. Sayfamızı öğreniyoruz burada. İkinci günde 15. sayfadayız. Sonra bir sonraki sayfada ne var? Hocam şuraya bakıyorum. 3 tane ders olduğunu zaten burada da görüyoruz. Aa ne güzel bak burada ödevimiz yok. Ödevimiz bir sonraki gün gelecek. Hem ek çizimler hem de üçgende açının birleşimiyle olacak. Hatta şuraya bana bakalım. Biz haftalık programda da neredeyiz? Şurada ikinci haftadayız. Yalnız ikinci haftada ne yapacaksınız? 2 ve 3. günlere bakacaksınız. Üçgende açı ve ek çizimleri ikisini aynı anda bitireceksiniz. Tamam. Evet şimdi gelelim bakalım sayfamıza. Sayfa numarası 15'ti. Şöyle 15'e gidiyoruz ve üçgende açıya geldik. Evet üçgen dediğimiz gibi zevkli bir kısma başlıyoruz. Çok eğlenceli, çok zevkli. Daha önceden beri bildiğiniz şeyler zaten bunlar. Şimdi üçgenin tanımıyla başlayalım. Üçgenin tanımı nedir kardeşim? Üçgenin tanımı düzlemde birbirine doğrusal olmayan 3 nokta noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine biz üçgen adını veriyoruz. Bak şurada bir doğru parçası öbürü öbürü de bu. Bunların birleşimine ne diyoruz? Üçgen adını veriyoruz. Peki hocam bunları niye böyle uzatmışız? Şimdi ondan bahsedeceğim. İlk önce şu üçgene baktığımız zaman üçgenin içinde açılar görüyoruz. İşte bu içindeki açılara ABC'lere biz ne diyoruz? Üçgenin iç açıları adını veriyoruz. Hocam dış açılar neresi? Normalde üçgenin içi burası ya. Dışındaki açılar da bunlar gibi algılanabiliyor. Değil. Dış açısı bunlar değil. Dış açı dediğimiz şey bütün çokgenlerde öyledir 180'e tamamlayan açısıdır unutma bunu. O yüzden biz burada bu doğruyu şöyle uzattık uzattık. Bu açının 180'e tamamlayan açısı yapıyor bak burası. Ya da sen bu doğruyu bu şekilde de uzatabilirdin 180'e tamamlayan açısı burası. Burası da dış açı derdin ki ters açılardan zaten bu açılar birbirine eşit oluyor. Yani dış açıyı bulurken 180'e tamamlayan açısı şeklinde düşüneceğiz. Unutma bunu. Ee, o zaman burada bunu uzattığımızda beta bunu uzattığımızda teta. Yani kısacası alfa, beta ve teta da iç açıların 180'e tamamlayan açılardır. Bunlara da biz dış açı adını veriyoruz. Şimdi gelelim açı kurallarına. Ya hocam açı kurallarını biz biliyoruz. Hızlı bir şekilde geçelim. Ama dur. Ya Biliyorsunuz bazen ispat tekniğini göstereceğiz. İspatları da göstereceğiz. Burada da ispatları da göstereceğim sana. Sen notunu da alabilirsin. İlk önce iç açıları ölçüleri toplamı. Evet. Bir üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı ortaokuldan beri biliyoruz. Nedir? 180. Nereden geliyor bu? En üst köşeden şöyle bir paralel doğru çizecek olursak Z'den dolayı CA'nın yanına geldi. Yine Z'den dolayı B de A'nın yanına gelmedi mi geldi? A artı B artı C de bak. 180 doğru açı oluşturdu. Toplamı 180 derece oldu. Nereden geldi bu? Hani bir sivrilen yerden paralel çizeceğiz demiştik ya. Daha öncesinde öğrendik zaten bunu. E doğru açılı öğrendiğimiz tekniği bak burada da uyguladık ve ispatını da yapmış olduk. Gerçekten iç açılar toplamı 180. Gelelim ikincisine. Bir üçgende dış açılar toplamı 360 derecedir. Bunu da biliyorsunuz ama ne yapacağız? Yine bir paralel çizelim. Nereden çizelim? A köşesine yani en tepesinden, şu üçgen tepesinden şöyle bir paraleli çizelim bakalım. Paralel çizdikten sonra ne geldi? Hocam yöndeş açıdan dolayı beta yukarı gitti. Z'den dolayı da teta da öbür tarafa geldi. Alfa, beta, teta yan yana geldi ama bir tam açı oluşturdu orada. Yani alfa, beta, teta toplamı tam açı yani 360 derece olur. Ne güzel değil mi? İspatıyla birlikte yapıyoruz. Geldik üçe. Oy dayanamam. Evet ben buraya dayanamam yazıyorum. Çünkü önemli. Bazı şeylerde benim böyle kodlamalarım olacak. Kodlamaları yaptığımız şeyleri ağzından çok duyacaksınız. İşte bu da çok duyacağınız şeylerden biri. İki iç açı görünce dayanamam bir dış açıya eşitlerim. Normalde biz iç açılar toplamı ve dış açılar toplamını bilerek üçgenin açıları yaparız ama bunlar bize pratiklik sağlıyor. Mesela burada dayanamam gördüm. Niye dayanamam? İki iç açı görünce dayanamam bir dış açıya eşitlerim. Daha sonra aslında biz bunu dörtgene, beşgene, altıgene de gene, genelleyeceğiz. Dayanamam diyeceğim. İki iç açı toplamı bir dış açı. Ya da iki iç açı, iki dış açı. İki iç açı, üç dış açı. Çok gene geldiğinde söyleyeceğim bunu. Ama üçgende de sen iki iç açı görünce dayanamam de. Hemen bir dış açıya eşitle. Tamam. Yani bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir üçüncü açının dış açısına eşittir. E hocam bu nereden geliyor? Mesela burada C köşesi en sağdaki köşeden şöyle bir, paralel atacak olursak. Z'den dolayı A oraya geldi. Yöndeşlikten dolayı da B açısı da oraya geldi. Bak Teta ne oldu? A ile B'nin toplamı oldu. E o zaman burada iki iç açı bir dış açı. Yani kullanmadığın açının dış açısına eşit. Yani A artı B teta eşit oldu. Ya da burada A ile C'nin toplamı bu sefer B'yi kullanmadın. Şuradaki dış açıya eşittir. Beta'ya eşittir. Ya da B ile C'nin toplamı A köşesini kullanmadın. A köşesindeki dış açıya eşittir. Yani alfaya eşittir diyeceğiz. Tamam. Bak bunu görünce sen de dayanamam deyip hemen iki iç açı bir dış açı yapıştır. Yoksa uzun yolla yaparsın. Bu pratik bizim için gerçekten önemli. Ve buraya da bir yıldızımızı atalım. Olayı öğrendik. Şimdi öğrenme alanı sorularına geldik. Yani kolay sorulara geldik. Kolay sorularla şöyle olayı pekiştirelim. Şöyle ben olayı büyüteyim şurayı. Arkadaş burada ne verilmiş? Hocam bir üçgen verilmiş ve iç açılar verilmiş. E tamam. iç açılar toplamı 180. Hemen yazalım o zaman. Kafadan da toplayabilirsin de ben yine toplayarak yazayım. 3x eksi 20 artı 40 artı 2x artı onun 180 olması lazım. Buradan x'leri topluyoruz öncelikle. 5x yaptı. Hemen yazdık 5x. I. Sonra öbürü de kaç? 10, 40 daha 50. Eksi 20 de 30. 30'u da öbür tarafa attık. Eksi 30 yaptı. 180'den de 30 çıkartınca 150 yaptı. Hocam buradan da x ne yapıyor? 150 bölü 5 yap yapıyor. Ölecek olursa kalemden bölüyor. Saçını başını yolarım. Sakın ha. Ne yapıyorduk burada? Hocam 0'a at 2 ile çarp diyorduk. 15 2 ile çarptığın zaman 30 yapıyor. Yani cevap böylelikle 30 oldu. A şıkkını 30 bulduk. Geldik B şıkkına. Şimdi B şıkkında hocam bir üçgen var. E üçgende iç açılar toplamını biliyorum dersin. Şu açıyı alırsın buraya. 180 4. Bu açıyı alırsın buraya. E burada 180'den bunu çıkartırken biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Sonra hadi sıkıntı yaşadın buldun diyelim. Sonra iç açılar toplamı 180 diye sonuca ulaşabilir. Ama biz bu şekilde yapacağımız dikkat etsene biraz verilenleri kullan. Hep verilenleri kullandığımız zaman daha hızlı daha pratik olacağımızı söylememiş miydik? Evet burada dış açı burada da dış açı var burada iç açı var. Ha iki dış açı var bir tane de iç açı var. İki dış açı varsa dış açılar toplamından gitmek daha mantıklı. O zaman burada dış açılar toplamından gideyim. Şunu şöyle uzatayım. Hocam buradakinin de dış açısı 180'e tamamlayan açısını yazayım. Yani 141 yaptı burada. Yazalım o zaman dış açılar toplamını. Hocam elimizde ne var? 7x eksi 56 var. Artı 4x var. Öbür dış açısı da 140. 41 var. Eşittir. Dış açılar toplamı 360. Sonra 7x ile 4x'in toplamı 11x yaptı. Sonra şunları çıkartacağım. 141'den 56 çıkınca. Taç yapıyor. Hocam 85 mi yapıyor? Bunu bakayım. Şöyle çıkartayım. 141'den 56 çıkartıyorum. 5. İşlem hatası yapıyorum ya. O yüzden böyle yapmak zorunda kalıyorum bazen. Evet. 3 80. Evet. 85 olmuş. 85 de öbür tarafa atınca bu sefer ne oluyor? 360'dan 85 çıkartmış olacağım. 5 yapıyor. Sonra 7 yapıyor. 275 yapıyor. Evet. 275 5 oldu. 11x eşittir 275 oldu. X'i de buradan kaç buluruz? Hmm, şuraya baktığımda 25 buluruz. Oo, hocam önceden ezberledin değil mi? Yok kardeşim benim ezber yeteneğim falan yok. Ne yaptım biliyor musun? 11 ile çarpma kuralını biliyorum ben. Üstte göstereyim sana. Bir sayıyı mesela atıyorum 35'i. Sen 11 ile çarptığın zaman 35'i böyle ayır. Toplamını da ortasına yaz. Hop 385 oldu. Bir daha yapalım. Hocam mesela kaç olsun? 72 olsun. 11 ile çarptığın zaman 7 ile 2'ye ayırdın toplamını da buraya. Bak burada da aynısı var. Hocam Hocam 275 hani 11 ile neyi çarparsan 275 yapar. 2 ile 5 ayrılmış toplamı da ortaya yazılmış ya. O zaman 25 yapacaktır. O yüzden 25 oldu. Bak kısa bir teknik daha göstermiş oldum sana. Geldik C şıkkına. C şıkkında da şuraya baktığınız zaman ya hocam burada bir üçgen var. Şuraya bir Y diyeyim iç açılar toplamı yazayım diyebilirsin. Olabilir. Şurada da bir üçgen var. Buraya da bir Y yazayım hocam. Bu da olabilir. Bunu da yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir de elimizde şu üçgen var. Ya hocam hangi üçgenden başlayacağız? Bazen nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Veri verilen bilgileri adam akıllı kullanacağız. Verilen bilgileri kullandığın zaman soruyu daha hızlı bir şekilde yapabilirsin. E şu bilgiye bakayım. Hocam 60 verilmiş 50 verilmiş. Ha, 50 var 60 var. Ve bu büyük üçgendeki açılar değil mi? Evet yani sen büyük üçgenden başla diyor. Soru bize spoiler'ı veriyor. O zaman bu soruda bunu kullanacağım. O zaman büyük üçgende iç açılar toplamına bakacağım. Hocam 50 60 daha kaç yapıyor? 110 yapıyor. 180'e tamamlayan açısı 70 derece yapıyor. Burası 70 oldu. E bu açıyı da ikiye parçalamış. 35 35 oldu. Sonrasında 60 35 ve x'in toplamı eşittir 180 diyebilirsin. Ya da niye öyle diyorsun? Baksana şurada ne var? Hocam iki tane açı yan yana. Dayanamam. Yani ikisinin toplamı 50 ile 35'in toplamı bana burayı vermeyecek mi? Evet. O zaman x 50 artı 35'e eşit olacaktır. Yani 85'e eşit olur. Cevap. Cevap 85 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Buraya baktığımız zaman ne var? Hocam iki tane açı yan yana. Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıya eşit. Dayanamamı yazdık buraya ya. Hemen 4x yaptı. Sonra ne yapacağız? Hocam şuradaki üçgende de ne var? Bütün açılar var. O zaman 2x, 4x ve 90 toplamı eşittir. 180 diyebiliriz. Ama dik üçgende ben sana şunu söylemek istiyorum. Dik üçgende burası 90 derece ya. Diğer iki açı toplamına da 90 derece kalıyor. Yani dik üçgende diğer iki açının toplamı da 90 diyebiliriz. O zaman burada 4x ile 2x'in toplamı 6x eşittir. 90 ise x de buradan kaç çıkar? 15 çıkar. Zaten bizden x deniyor. Cevap 15 oldu. Evet cevapları da kontrol edelim. Bazen yanlış yapıyoruz. 30, 25, 85 ve 15. Tamam. İşlem hatalarım olabiliyor bazen. O zaman da raba atmayın arkadaşlar. Böyle video çekerken bazen işlemlerimiz hatalı olabilir. Neyse geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soru derken normal, klasik sorulara başlıyoruz kardeşim. Şimdi soru bizi yönlendir. Soruda bakış açı. Hocam ben 20'ye ve 110'a devam... bakacak olursam o zaman buradaki açıyı bulurum. Yani büyük üçgene yönlendirdi bize verilen bilgiler. Gördün. Ha ya da başka ne yaparsın? Hocam ben 50'ye yoğunlaşacak olursam a 50 ile bu açın toplamı 110 deyip bu açıyı bulurum. Ters açıdan burada bulunur. Sonra da ikisinin toplamından da burası. Yani senin bakış açına göre verilen bilgi odaklı gittiğin zaman bak sonuca rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Ama burada 20 ve 110'dan daha rahat çıkacak sanki. 110, 20 daha. 130 180'e tamamlayanı 50 derece oldu. 50'yi bulduk. Daha sonra da ne var burada? Hocam şuradaki üçgende hemen gösteriyoruz. 50 var. 50 var. Yani buradaki üçgende de iç açılar toplamı 180. Kafadan yapalım. 50, 50 100. 180'e tamamlayanı da kaç yapıyor? 80 yapıyor. Dolayısıyla böylelikle alfayı 80 derece bulmuş. Evet geldik bir sonraki soruya. Ha ne yapacağız burada hocam? Şimdi şu açı var bu açı var. Burayı da 100, yani şu ikisini toplayıp 180'den çıkarttığımız zaman burayı bulabiliriz aslında. Evet ama kardeşim ya, ya ya ne yap? İki tane açı var mı var? Dayanamam de kardeşim. Sen de benim gibi dayanamam de. Şu üçgende iki tane açı gördüm. Dayanamam. Toplamı bir dış açı eşittir. Yaz dış açıyı yazıyorum hemen. 3x artı 50 ile 40'ın toplamı 3x artı 90 yapıyor değil mi? Evet. Neredeki üçgende? Buradaki üçgende. Sonra hocam bu şurada da bir şey var. Üçgen var ve burada da iki tane açı var. Yine burada dayanamam. 30 ile bunun toplamı 130 eksi x yapıyor. O da bir dış açıya eşit olacak. Buraya eşit olacak. Ana. Burası da ne oluyor? Hocam burası da 130 eksi x oluyor. Her ikisi de aynı açı oldu. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Hemen eşitliği kullanalım. 3 x x artı 90. 130 eksi x eşit. Eksi x öbür tarafa atınca artı x geçer. 4 x eşittir. Kaç oldu? 130 eksi 90 oldu. 40 oldu yani. İkisi de böylelikle kaç buluruz? 10 olarak bu. Ama dur Sazanlık yapmayalım. Cevap 10 mu? Değil. Bizden ne isteniyor? D, C, e açısı isteniyor. Dikkat dikkat. Bizden bak 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 bak. Şurada kaç isteniyor? Şimdi sen x'ini bulmuştun. 10 bulmuştun. X yerine 10 yaz. Hocam x yerine 10 yazdığımda ister burada yaz. istersen burada yaz. Fark etmez. Aynı şey çıkıyor zaten. Burada da 10 yazsa 130 eksi 10'dan 120 çıkıyor. Burada da 10 yazsa 30 artı 90'dan 120 çıkıyor. Yani burası 120 çıktı. 120'nin 180'e tamamlayanı da 60 derece yapıyor. Dolayısıyla D, C, e açısında 60 derece. Örnek 2'yi de bulduk geldik. Örnek ne küçe? Ha hocam doğurdu açı sorusu. Demek ki açıdan çıkıyor ki o yüzden buraya almış. Şimdi paralellikler verilmiş bize. Öncelikle verilen paralelliklere bakalım kardeşim. Hop şunlar birbirine paralel verilmiş. Başka paralellik verilmiş mi? Bunlar da birbirine paralel verilmiş. Başka? 70 derece ve 80 derece verilmiş. Alfa nedir diye isteniyor bizden. E şimdi ne yapacağız? E ben buradan dolayı hocam 70 bak şuradaki U'dan dolayı bir tek burayı bulabilirim. Tamam. 70'i 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? 110 derece. Tamam şu paralelliği kullandık mı? Kullandık. Bakıldığımız zaman diğer bilgiyi de kullan kullanamıyorum. Kullanamadığım zaman ne yapacağım o zaman? Yani verilen bilgiyi kullanacağım. Bu paralelliği kullandım ama şu paralelliği kullandım mı? kullanamadım. E bu paralellikte yöndeşlik Z, U, M yok. E ne yapacağız? E bu paralelliği kullanmak için hamle yapmak zorundayım ben. doğru açıda şunu öğrendik. Ya paralel doğruları uzatıyorduk ya da sivrilen yerden paralel çiziyorduk. E hocam bu paralel buraya kadar gelmiş. Bu paralel buraya kadar gelmiş. O zaman bunu uzatalım. Uzatacak olursak. Aa şimdi güzel bir şey çıktı burada. Ne çıktı? Hocam burası 80 ise bak 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 şununla şu paralel ya burası 80 ise yöndeşlikten dolayı burası da 80'dir. Hemen yöndeşlikten 80'i yazdım burada. Şöyle büyüteyim istersen. 80 Hocam ters açıdan burası da alfa yaptı. E o zaman burada da hop bir üçgen var. Ya sen hala daha şunu yapıyorsundur. Hocam burası 70 yapar. Sonra iç açılar toplamı 180 yapar diyebilirsin. Ama iki açı yan yana. Alfa da olsa yan yana. Yan yana ama iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Yaz kardeşim. Alfa artı 80 eşittir 110. Alfayı da böylelikle kaç derece buluruz? 30 derece buluruz. Anladın mı olayı? Verilen bilgiyi kullan. Geldik. Örnek 4'e. Bu sefer de sözel bir soru bu. Şimdi bir ABC üçgeninden bahsetmiş. Hemen ne yapalım burada? ABC üçgeni çizelim. Şöyle bir rastgele bir ABC üçgeni çizdim kardeşim. Sonra ABC üçgeninde bir şeyler demiş bize. Ne demiş? İç açıları sırasıyla 2, 5 ve 6 ile doğru orantılı. Hmm. Yani ben buraya 2A dersem burası 5A olacak. Burası da 6A mı olacak? Evet. A hocam ben buradan A'yı bulabilirim. Hadi bul. Bul. Hadi bulup da yap bakalım. Durdur videoyu. Dur dur dur. Burada bir durdur bakalım. Yap kendin bakalım nasıl olacak? Hatta dur bakayım. Bak şurada durdurur musun videoyu? Çok merak ediyorum. Çünkü ben de Bak ben böyle siz soruları yapın dediğim şeyler var ya o hatalar zamanında ben yapmışımdır ondan dolayı size böyle artistlik yapıyorum. Hadi yap lan falan diyorum değil mi? Aynı hatayı ben yaptım aslında. Yapar mısın lütfen? Bakalım kafan çalışacak mı? Yani kafan çalışacak mı derken yani anladın sen beni ya. Yap bakayım. Çok güzel bir şey kazanacaksın ama bunu Unutma dediğim. Tamam Güzel bir şey öğrenecek. Hadi ben soruya devam. Şimdi burada ee, dış açıları da sırasıyla hangi sayılara doğru orantılıdır demiş bize soruda. Hocam açıları bulayım bakayım. Toplayayım. 13A yaptı. Aa hocam 13A eşittir 180 ise A'yı da buradan 180 bölü 13 bulduk. Eyvah. Kaldın değil mi böyle? Sonra yazdım buraya. Yazdım buraya. Yazdım buraya. Bir de bunların dış açılarını bulmak için hop şuraya geldin. Bölülü bilmem ne olacak burada. E burada da bölülü bilmem ne olacak. Burada da bölülü bilmem ne olacak. İşlem işlem işlem. Ya şuraya çalıştırmazsak o işlem kalabalığı olacak kardeşim. Baktım böyle soru kötüye kötü yola doğru gidiyor. Gittiği yol yol değil. O zaman ne yapacaksın? O zaman şunu düşünce. Ya burada daha farklı bir şey vardır. Adam bize dış açıdan da bahsetmiş. Dış açıları da ben şöyle bir göstereyim mesela. Şu dış açı, bu dış açı, bu dış açı. E ben şu şu iki iç açın toplamı bir dış açı diye mi? Evet. O zaman yazalım. Bu arada şuradaki köşedeki açımız A açısı. Şurası B. Şurası da C. 2, 5, 6'yı ABC diye yazdım. Dikkat. Şimdi dış açıyı yazarken de ilk önce şunu yazayım. 2 iç açı 1 dış açı. Aa, burası ne yaptı? 7 a yaptı. Geldim buraya 7 a yazdım. Sonra buraya baktın. Hocam 2 iç açı 1 dış açı. Dayanamam. 11 a yazdım burada. Sonra şurada da 2 iç açı 1 dış açı dedin. Burası da 8 a yaptı. Bak dış açıları bulduk zaten biz. Dış açılarımız sırasıyla ne oldu? A, B, Hocam böyle 11 a oldu. 8 a oldu. 7 A oldu. İşte bunlar dış açıları hangi dış açıları sırasıyla hangi sayılarla doğru orantılıdır diye soruluyor. O zaman ne yazacağız? 11 8 ve 7 ile 11'in 8'in ve 7'nin katı olduğu için bunlarla doğru orantılıdır. Nasıl soru? Nasıl soru? Durdurup sana çözdürmekte haklı mıyım? Ya bak görüyorsun. Ya burada da sana şunu öğrettim aslında. Ya soru böyle farklı yere gidiyorsa bir dur kafayı çalıştır. Dış açıdan bahsediyor. Verilen bilgiyi kullanıyorum bak burada. Dış açıdan bahsediyor. Hemen dış açıyı çizdim. iki iç açı bir dış açı. Çıkıverdi soru. Sen ne yapıyorsun? A'yı bulayım. Bilmem ne çıktı burada. Hatta 8 kaç 13. Bölü 13 13'lü 180 bölü 13'lü bir şey çıktı. Onlarla da uğraşmak zorunda kalacaksın. Böyle saçma şeylerle geometride sizi uğraştırmazlar. Tamam. Bu kitap da seni uğraştırmaz. ÖSYM de uğraştırmaz. Diğer yayınlar da seni uğraştırmaz. Ya yani diğer yayınlarda da öyle uğraştıran soru varsa da o soru kötü bir sorudur. Sana da söyleyeyim yani. Tamam. Mutlaka kolay bir yolu vardır. Kolay yolda bulmak için aha da burayı çalıştıracağım. Unutma dediğim. Evet örnek 4. Güzel bir soruydu. Geldik örnek 5'e. Şimdi ne demiş burada? Sadece 110 verilmiş. Ana soruya bakıyor sadece 110 var. Başka da bir şey yok. Ama o zaman hiçbir şey yapamıyorsak hemen soruyu okuyoruz. Soruyu okuduğumuz zaman ne verilmiş burada verilen bilgiyi kullanmaya çalışıyoruz. BAC açısıyla BAC açısı yani burası açıyı bulurken ortadak oluyor genelde bak. BAC yani şuradaki açı. DBC öbürde DBC yani şurası. Bu açıların eşitliğini söylemiş. Hemen açıların eşitliğini yazayım. Şu şekilde ve DBC açısı da burası. Bunu da yazdık. Sonra bizden ABC açısı isteniyor. ABC'yi bulacağız. E ne yapayım ben burada? 110'u kullanmak zorundayım. Bak şimdi dolu kullanırken de işlem kalabalığı yap. Bak 110 kullanırken hocam ben şuraya bir bir kere A açtı yazacağım belli. Buraya A A yazayım. Tamam yazdık. 110 kullanmak için de şöyle yapabilirsin. Hocam şuraya B yazarsam 2 iç açı 1 dış açı yapıyor. ya. Ama niye buraya B yazdın ki? Benden ABC açısı isteniyor. Keşke B köşesine yazsak daha iyi olmaz mı? Olur. O yüzden burada buraya B yazarsak bak A artı B çıkıyor mu? Çıkıyor en azından. Buraya yazalım. Ya da istersen buraya 70 yaz, buraya B yaz, 2 iç açı 1 dış açı. Hani iç açılar toplamından yapamıyorsak da oradan da yapabiliriz. O zaman geldik buraya bir B yazdık. Burada da üçgende iç açılar toplamı yapıyoruz. Hop şurada üçgende iç açılar toplamı. Ya 110. A artı B artı 110 eşittir 180 ya. Kafadan da yapabilirsin de ben yine de yazayım. A artı B artı 110 eşittir 180 ise A artı B'ye kaç kaldı? 70 kaldı. E biz A artı B'yi bulduk. A'yı nasıl bulacağız? B'yi nasıl bulacağız? Deme öyle. Takıldın mı? Soruyu oku. Soruda her şeyi okudum hocam ben. Şunu kullandım, bunu kullandım, bunu kullandım. Ama nereye okumadık? Sorunun asıl yerini okumadık. A, B, C. Bakıyoruz. A, B, C. Ana! Bak A, B'yi ayrı ayrı bulmamıza gerek yokmuş. Zaten bizden A artı B isteniyormuş. Yani A, B, C açısı zaten A artı B oldu. A artı B'yi de biz zaten 70 bulmuştuk. Cevap böylelikle 75 çıkar. Bu da güzel değil mi? Yani bir bilgiyle böyle bazen, bazen ikinci bilinmeyeni falan da bu şekilde yazıyoruz. Ve işlem yapıyoruz. Sadece elimiz çalıştığı zaman da olayı da halledebiliyoruz dostlar geldik örnek 6'ya. Şimdi açıortaylar verilmiş. Bakıyorum şöyle bir açıortay, burada da bir açıortay var. E Yüzü 70'i kullanmam lazım benim. E ne yapacağım? Hocam bu açı ortayları böyle AA diye isimlendireyim. Şurayı da BB diye isimlendireyim. Hocam ben 70'i kullanmak zorundayım ya da 100'ü kullanmak zorundayım. Şimdi 70'e bakacak olursak. Hocam 70 burada. Hocam 70 burada ya. Ya şöyle bakacak olursak. 70 nerenin açısı? Ya bu üçgenin açısı ama burayı bilmiyorum. O zaman bunu kullanmayacağım. Ya da şu üçgenin dış açısı değil mi? Evet. E o zaman buradaki üçgende bak iki tane iç açı var. İki iç açı bir dış açı. Dayanamam. Yazan hemen. Yani nerede yazdım? Dikkat dikkat. Şurada yazdım. Çok güzel. Burada verilen bilgileri kullanıyoruz yine. Yazdık buraya. A artı 2B eşittir 70 oldu. Sonra yüzü kullanmam lazım. Hocam yüzü nasıl kullanacağım? Yüz de bu üçgenin iç açısı. A burada 2A artı B artı 100 eşittir 180 diyebiliriz. Ya da kardeşim şurada hani şu üçgenden bahsediyoruz ya. Burada 2 A'sı burada da B'si var. 2 açı yan yana gelmiş. 2 iç açının toplamı bir dış açıya eşit. O zaman buradaki dış açıyı yazarsam işim daha kolay olacak. Burası da 80 derece değil mi? 180'in yani 100'ün 180'e tamamlayalım. 80 evet. O zaman burada da şunu yazacağız. 2 A ile B'nin toplamı 80. Tekrar söylüyorum. 2 iç açı bir dış açı. E yazdık. Hocam 2 bilinmeyen 2 denklem geldi elimize. 2 bilinmeyen 2 denklemde ne yapacağız? Taraf tarafa toplama çıkarma işte yukarıya hocam B'yi yok edeyim derseniz eğer şu şekilde yaparsınız. Aşağıya eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayabilirsiniz. O zaman B'ler gidiyor. Ama dur. Soruda ne diyor ne diyor bizden? BAC açısı isteniyor. BAC açısını bulmamız için neyi bulmamız lazım? 2 artı 2 B'yi bulmamız lazım. Genelde geometride de matematikte de böyle 2 bilinmeyen denklem geldiği zaman şunu yapmayın. Ya hocam A'yı ayrı bulayım. B'yi ayrı bulayım demeyin. Soruya bakın soruda toplamlar isteniliyorsa direkt taraf tarafa bazen toplamayla toplamları da gelebiliyor. Burada da bak geldi toplamları 3A artı 3B yaptı ve 150 yaptı. E buradan da 3'e böldüğümüz zaman A artı B'yi de kaç buluruz o zaman? 50 buluruz. Şimdi benden şu alfa isteniyor. E açısı. E arkadaş alfa da zaten büyük üçgenin elemanı değil mi? Evet. O zaman büyük üçgeni düşüneceğim. Büyük düşünüyorum. Şurada da iç açılar toplamı 180. Yani alfa artı 2a artı 2b toplamı 180 olmalı. Zaten a artı b 50 idi. 2a artı 2b 100 yapacaktır. Ne oldu kalem nereye gittin? Şurası 100 yaptı. Alfa artı 100 eşittir 180 ise alfa da böylelikle 80 çıkar. Bak yine bak her soruda böyle değişik şey şeyler öğreniyorsunuz. Böyle hep birbirini tekrar eden şeyler yok. Burada mesela iki bilinmeyen denklemle ilgili hem matematikte kullanabileceğin hem de geometride kullanabileceğin bir teknik söyledim. Yani direkt ayı veya ayrı ayrı bulup da yapabilirsin ama toplamı bazen toplamları sorunun içerisinde kullanmak daha kolay olabiliyor. Geometride de matematikte de kullandığımız bir şey bu. Dikkat! Evet geldik örnek 7'ye. <laughs> Sözel bir soru. Alış kardeşim. Sözel bir soruya. Alış. Yani korkma bu sorulardan. E ne yapacağız? Şekli çizeceksin kardeşim. Sözel. Bir üçgenin diyor. E, bir üçgen. Çiz bakayım sen bir üçgen üçgeni bakayım orada. Şöyle üçgeni çizelim hocam. Şöyle bir üçgen çiziyorum. Şöyle çizdim. Tamam. Bir üçgenin bir köşesinden çizilen açıortay doğrusu ile şunu büyük mü çizseydim acaba ya? Şöyle büyük çizeyim istersen. Şöyle bir üçgen çiziyorum. Daha büyük olsun. Büyük gör. Bir köşesinden çizilen açıortay doğrusu ile yükseklik doğrusu. E açıortayı biliyoruz. Yüksekliği de biliyoruz. Hemen şuradan bir yükseklik çizdim. Bir de açıortay çizeceğim. Açıortay doğrusu da açıyı iki eş parçaya bölecek. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Arasında kalan açı 8 dereceymiş. Neresi? Bak hocam bu yükseklik bu da açıortay. Arasında kalan açı 8 derece. Burası 8'i yazdık. E Açıortaylı da biz kullanacağız ya şimdi. O zaman ya şunu yazacağımız belli. Buraya A dersem şu açıyla şu açı birbirine eşit ya. O zaman burası da A artı 8 oldu mu oldu. Devam edelim. Üçgenin diğer açılarının bak şu köşedeki açıyı kullandım. Diğer açılar da bunlar mı yapıyor? Diğer açılarının farkının mutlak değeri nedir diye soruluyor bize. Arkadaş, bununla ilgili bir formül var. Ya, formülü ben bile bilmiyorum ha onu söyleyeyim. Ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ya istesek her soru tipini formülize edebiliriz. Bu soru zamanında ÖSYM tarafından sorulmuş. Kitaplar almış onu formülize etmiş. Gerek yok kardeş. Sınavda çıkmasaydı formül olmayacaktı. Önemli olan nereden çıktığını bilmek. Ben sana bu geometriyi anlatırken bin tane formülle anlatabilirim ama bin tane formülün kaç tane aklında kalabilir? Mantıklı ol. E mantığımızla çözeceğiz. Bilgileri, temel yapıları bileceğiz. Ekstradan fazla formüle gerek yok. Hatta direkt formül 16 oluyor galiba. 2 katı oluyordu galiba. Diğer açıların farkını mutlak değeri. Bakayım cevap. Evet öyleymiş gerçek. Ama ezberleme. Yok öyle bir şey. Sonra karıştırıyorsun. Yükseklikle kenar ortay arasındaki açı diye karıştırıyorsun onun da. Tamam. Mı? O yüzden verilen bir yere bakacağım. Şimdi ben neyi kullanmak zorundayım arkadaş? Hocam buradaki 90'ı bir kere kullanmak zorundayım. Bu 90'a baktığım zaman bu bir dik üçgen mi? Dik üçgen. O zaman buradaki dik üçgende diğer iki açının toplamı neydi? Hocam 90'dı. O zaman geldik buraya. 90 eksi a yazdık. Bir açısı a ise 90'a tamamlayanı 90 eksi a'dır. E hocam burada da bir dik üçgen var. Neredesin dik üçgen? Bak şuradasın. Burada da bir dik üçgen var. Buradaki dik üçgende de diğer iki açının toplamı. Ama buradaki dik üçgeni değil de hocam şunu niye almadık diyebilirsin. Çünkü şundan dolayı benden şu açılar isteniliyor. Bu açılar işin içine katmalıyım. O yüzden burada büyük dik üçgeni yeşil dik üçgeni işin içine aldım. Tamam. Ee, bunları ilk başta düşünürken siz de yavaş olabilirsiniz ama sonrasında böyle e, beyniniz çok hızlı hareket edecek. O zaman bu üçgeni düşünecek olursam şu açıya baktığım zaman hocam buradaki açı A artı 16 o zaman 90'a tamamlayan açısı. Hocam 16'nın 90'a tamamlayanı işte 90'dan A artı 16'yı da çıkartabilirsin de kolay yolunu söylüyorum. 16'nın 90'a tamamlayanı 74 yapıyor. 74. E hocam buradaki artı A'dan kurtulmam lazım. Şu ikisinin toplamını 90 yapması için. O zaman buraya da ne yazmam lazım? Eksi A yazmam lazım. O zaman burası da 74 eksi A yap. E şimdi bizden ne isteniyordu? Buradaki iki açının farkının mutlak değeri isteniyor. Yani 90 eksi A'dan 74 eksi A'yı çıkartacağım. En çok yapılan hata da bu. Ya bu 74 eksi a'yı çıkartacağım ya tamamını çıkartacağım parantezle çıkartmayı unutma. E o zaman burası mutlak değeri de isteniyor benden. Mutlak değer içerisinde 90 eksi a eksi 74 artı a yaptı. A'lar nanay oldu. Şinanay yavrum şinanay oldu. Yani 90'dan 74 çıkarttığımız zaman da kaç geldi? 16 geldi cevap. Ya bunun için formül ezberlemeye gerek var mı? Yok tabii ki. O zaman boş ver. Geçelim diğer soruya. Evet klasik soruları da bitirdik. Şimdi geldik yeni nesil sorulara. Bak dikkat adet evet, bu sorunun benzeri yani bu sorunun laciverti aynı sorunun laciverti sınavda çıktı. ÖSYM sınavlarda artık şunu seviyor eş yapıları kullanmayı çok seviyor. Bak burada da bir eş yapı var eş yapılardan eş üçgenlerden böyle bir şekil oluşturmuş. Eş yapılarda da bunu ağzımdan çok duyacaksınız çok da duyun bıkana kadar duyun bıkana kadar da söyleyeceğim ta katı cisimlere kadar söyleyeceğim çok duyun çünkü ÖSYM bunu kullanıyor zaten eş yapı gördüğün zaman kenarların eşitliği açıların eşitliği bizim için önemli. Tamam bu dediğimi unutma. Şimdi Şimdi geldik soruyu okuyalım bakalım. Ablem tasarlayan Egehan. Hmm, Egehana gelmişiz. Egehan kim? Benim büyük olan. Büyük derken çok büyük bekliyorsunuz. Şu an ee, ilkokul 1'e başlayacak. 6 yaşına girdi yani. Haberiniz olsun. Yani Egehan soruları da böyle işte, tatlı sorular olur ha. Genelde zor sorular oluyor. Aa, sakın küfür etmek falan yok ha. Egehana kızıyorsunuz böyle kitabın sonuna doğru geldikten sonra Egehan görünce de psikolojikman etkileniyorsunuz. Etkilenmeyin. Yapabilirsiniz. Zor oluyor derken kaliteli sorular diyelim tamam mı? Yapabilirsiniz ama. Tamam? Bundan sonra her Egehan gördüğünüz soruyu da kendiniz böyle bir yapın uğraşın bakalım. Hatta yap bakalım ya. Yap. Sınavda da çıkmış yapabiliyor musun görelim bakalım. Neyse yapacaksın. Ablam tasarlayan ne geldi? Şekil 1'deki ikiz kenar üçgen biçiminde kartondan 9 tanesini kullanarak aralarında boşluk kalmayacak biçimde şekil 2'deki deseni elde etmiş. Yani bizim eş kartonumuz şu değil mi? Bu kartondan kullanmış. E o zaman bu kartonda taban açıları x x değil mi? Evet. Kenarların eşitleri çift çizgi çift çizgi olacak. X kenar olacak. Çift çizgiler bir içimize yarayacak mı bilmiyorum ama şu taban açılarına şöyle x x yazayım. Ama x x yazınca burası da x, burası da x, burası da x, burası da x. Sonra diğerlerinde de şuradaki x'leri yazınca gelmeyecek galiba. Ama dikkat et. Soru bize aslında biraz tüyü veriyor. Yani spoiler'ı veriyor. Ya bu nokta etrafında toplanmış. Bu nokta etrafında sen burada kaçı yazdın? Burada kaçı da yazdın? E o zaman burada da bu açıyı yazmak zorundasın. Hocam bu açı ne burada? Bak, ikiz kenarın tepe açısı değil mi? burası. Evet. Burada x açısı, burada da x açısı varsa burası da 180'e tamamlayan açısıdır. Yani bu açı kaç derece yapıyor? Şöyle göstereyim. 180 2x yapıyor. Şöyle de büyüteyim istersen. Ha burası 180-2x. Yani şurası çizgi açısı olsun. E o zaman burası da çizgi. 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 Burası da çizgi değil mi? Çünkü bu üçgenler eş. Aynı karton. Açıların eşitliği önemli dedik. Bak tepe açıları hepsinde çizgi olmak zorunda. Yazdık ve bunlar bu noktada birleşmişti. Hepsi kaç yapmak zorunda? 360. O zaman toplayalım bunları. Hocam 180 2x'ten kaç tane var? Yazıyorum. 180 2x'ten 1 2 3 4 5 6 7 tane var. Çarpı 7 dedik. Artı bir de elimizde ne var burada? 2x var. 2x'i de yazdım. Bu toplam neye eşit oluyor? 360'a eşit olacak. Tamam, devam. Şu 7 çarpı 180 yaptı. Eksi 14x yaptı. Artı 2x yaptı. Eşittir 360. 360'a da ben 2 çarpı 180 diyeyim. Şimdi öbür tarafa atacak attır, olursam bunu. Şunu şuraya atarsam 7 çarpı 180'den 2 çarpı 180 çıkarsa yani 7 elmadan 2 elma alırsam 5 elma kalmaz mı? Evet. Yani burası 5 çarpı 180 yaptı. Eşittir. Şu ikisi de kaç? Eksi 12x. Öbür tarafa atınca da artı 12x yaptı. Sadeleştirme yapayım. Hiç çarpma falan yapmayayım. Hocam 6'ya bölsem 6'ya bölsem burada 2 kaldı. Burada da 30 kaldı. Bir daha 2'ye böl. 2'ye böl. 15 yaptı. O zaman x de 5 ile 15'in çarpı yapar. X de böylelikle kaç buluruz? 75 buluruz. Bizden ne isteniyor? X açısının ölçüsü isteniyor. Cevap 75 Olur dostlar. ÖSYM bunun benzeri sorusunu böyle buna benzer bir soru soruda haberin olsun. İşte yani açılarda da bu tarz soruları seviyor ÖSYM. Bunu bunda da haberin olsun. Yani eş yapıları çok seviyor. Tamam. Evet bıktırmayayım size en baştan. Geldik şuraya. Buna da benzer bir soru. Yine eş yapı var burada aslında. bakın. Evet soruyu okuyalım bakalım ne diyor. Şöyle küçülteyim soruyu ilk etapa. Tam okunacak hale gelsin. Köşeleri ABC harfleriyle isimlendirilmiş üçgen biçimindeki bir karton. çekil birdeki gibi gösterilmiştir. Dört tane ABC kartonu. Kenarları arasında boşluk kalmayacak ve kartonlar üst üste gelmeyecek biçimde düz bir zeminde A köşeleri çakıştırılıp diyor bize. Hmm. <laughs> A köşeleri çakıştırılıp. E, eş yapılar. Eş yapılarda önemli olan neydi? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği. Açıların eşitliğini kullanalım. Ekstra eşitlik verildiği zaman kenarları da yoğunlaşıyoruz. O zaman ben burada bunu böyle şey yapayım. Hocam buradaki açı, A köşesindeki açı, Burada kaçı? yani açılar ne olacak? Eş açılar. A köşesindeki bu açıyla, A köşesindeki bu açı, A köşesindeki bu açı, A A köşesindeki bu açı eşit olacak. A hocam 4 tane açı burada. 364'e böl 90 yapıyor. O zaman bir açımız 90 derece oldu. Yani A köşesindeki açıyı 90 bulduk. Devam edelim. Aynı işlem. 5 tane ABC üçgeni kullanılarak B köşesinde yapılmış. B köşesini koyduğum zaman da bu üçgenden 5 tane olacak. Şöyle 5 tane çizgi açısını düşünsene. O zaman 5 tane çizgi açısının toplamı da kaç yapacak? 360 yapacak. O zaman sen 360'ı da 5'e böldüğün zaman Böl bakayım. Saçını başını yolarım bak. Saçını başını yolarım. <laughs> 0 at 2 ile çarptı. Yani 72 yaptı. O zaman B köşesindeki açı 72 yaptı. O zaman burası da kaç kalıyor? 18 kalıyor. Buna göre diyor bu işlem çünkü iç açılar toplamı 180 ya da dik üçgen de değil. iki açının toplamı 180. Buna göre bu işlem kaç tane ABC kartonu kullanılarak C köşesi çakıştırılıp yapılacaktır diye soruluyor. O zaman C köşesini çakıştırdığım zaman hocam C köşesini çakıştırıp şu üçgenleri şöyle koyacak olursam da böyle koyacağım. Kaç tane üçgen oluşturulur diye soruluyor. Yani 18'den kaç tane koyarsam 360 yapar demek anlamına gelmiyor mu? Evet. Yani 18 tane x 360 eşit ya da tam tersi 360'ı 18'i bölersem ben açıya bölersem kaç tane karton olduğunu koyabildiğimi bulabilirim. Bu da kaç yapıyor? Sanırım 20 yapıyor. Cevap böylelikle 20 oldu. Çekli çizmedim ama şurada gösterdim bak şöyle bir üçgen C köşeleri çıtırılıp koyacağım. Şu 18 18 18 böyle gideceğim. En tane. En tane 18 açısı neye eşit? 360'a eşit. Dolayısıyla 360 bölü 18 de bize oradaki neyi veriyor? Kaç tane üçgen kullanabileceğimizi veriyor. Güzel bir soru. Yine eş yapı sorusu. Ne yaptık? Açıların eşitliğini kullandık burada. Gördüğünüz gibi. Güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. Şöyle Atlantik Okyanusu içinde. Oy soru şöyle bir soru. Oo cevaplar kalsın bakayım. Şimdi Atlantik Okyanusu içinde Bermuda şeytan üçgeni olarak adlandırılan gemiler uçaklar için tehlikeli bir bölge. Gemiler ve uçaklar için tehlikeli bir bölge bulunuyor. Evet şöyle bir şey var ya. Buradaki Bermuda e, şeytan üçgenin üzerinden gidemiyorlar. Yani düşüyorlar uçaklar. Çok ilginç bir şekilde. Orada başka ne varsa. O yüzden buraya da Bermuda şeytan üçgeni diyorlar. Böyle de bir genel kültür bir şey söylemiş olduk size. İşte. Neyse biliyorsunuzdur zaten çoğunuz. E, bu bölgenin çevresini hesaplamak isteyen bir araştırmacı sabit bir hızla gemiyle A'dan başlayarak önce AB yolunu sonra BC yolunu bak önce AB yolunu gidiyor sonra BC yolunu gidiyor. Böyle gitti böyle gitti sonra CA yolunu gidip A'ya geliyormuş. Peki araştırmacı AB yolunu ve BC yolunu aynı sürede gitmiş. Hmm, sabit hızla gidip aynı sürede gittiyse o zaman burada aslında çaktırmadan bir şey söylüyor bize. Sen aynı koşuyla aynı sürede yani sen iki arkadaş buldumsun mesela burada. Aynı hızda koşuyorsanız aynı anda çıktınız aynı anda durdunuz. Eşit mesafe gitmez misiniz? Evet. E burada da o var zaten. Yani burada ne demek istiyor? BC yolunu AB ve BC yolunu eşit hızlarda gittiğine göre hocam şunlar birbirine eşit. Eşitliği şöyle göstereyim. Yani ikiz kenarı bir üçgen bu. Tamam. İkiz kenar olduğunu gördük. Sonra devam edelim bakalım. Ve bu yolları kullanırken pusulasında aşağıdaki görüntüler oluşmuş. Hmm. Pusulasında aşağıdaki görüntü. Şu kuzey. Ya şurada kırmızı kuzeyi gösterip pusulada da. Yani eee bakayım. Kırmızı kuzeyi gösterir arkadaşlar. Bu bilgiyi aslında şöyle vermeliydim burada. Şunun üstüne şöyle K harfi yazmalıydım. Hani şurası kuzey diye ya da şurası kuzey diye gösteriyor diye söylemeliydim aslında ama neyse önemli değil. Kırmızı kuzeyi göster. Anlaştık. Bu da kuzeyi böyle gösteriyor mesela. Şimdi bu adam bak dikkat et. A'dan B'ye giderken üniversite sınavında bu da çıktı bak benzeri. A'dan B'ye giderken bak A'dan B'ye giderken pusulasında ne oluyormuş? Kuzey çizgisi böyle oluyormuş. E biz kuzey çizgisini nasıl biliyoruz arkadaşım? Yukarı. Hemen kuzey çizgisini şöyle bir çizelim. Çizelim bakalım kuzey çizgisini. Şu kuzey çizgisini çizdim. Pusulasıyla Arasındaki AB yolu arasındaki açı kaç derece? 20 derece gösteriyormuş. Pusulasıyla AB yolunun üzerindeki açı 20 derece. Hemen 20 dereceydi. Burada gösterdi. Eyvallah. Öbüründe de burada da ne diyor bak? B'den C'ye doğru giderken pusulasıyla arasındaki açı kaç derece oluyormuş? 150 derece oluyormuş. O zaman kuzey çizgisini gösterelim. Kuzey yukarı doğru gösteriyordu. Biliyorsun kuzey yukarı, güney aşağı. Burası ee doğu, burası batı değil miydi? Kuzey, güney, doğu, batı. Bunu da yazayım ne olur ne olmaz. E o zaman burada da kuzey çizgisini burada da çizelim hocam. Kuzey çizgisiyle oluştur açılara bakmam lazım çünkü kuzey çizgisiyle arasında kaç kaç 150 derece ama geniş açısı. BC yolunu. Yani şuradaki açı. Dikkat et zaten şöyle de yapabilirsin. B'den C'ye giderken B'den C'ye giderken kuzey çizgisiyle arasındaki kaçı 150 derece diye gösteriyor. Geniş açısı orası da. O zaman bu geniş açıyı da 150 derece diye gösterdim. O zaman burası ne oldu? 30 derece mi oldu? Evet bak şimdi dikkat. Şekli büyütüyorum. Şu bizim kuzey çizgisi değil mi? Şu kuzey çizgisi. Bu da kuzey çizgisi. Nerede olursak olalım kuzey sağ tarafta da böyle gösterdi. Sol tarafta da böyle gösterdi. Kuzey çizgileri hep böyle mesela Yukarı doğru göstermiyor mu? Gösteriyor. Bunlar ne oluyor? Nereye gidersen git aynı yönü gösteriyor bunlar. Yani bunlar birbirine paralel. O zaman şu paralelliği kullanacağım. A paralelliğe bakacak olursak şöyle bir m kuralı var burada. Meydan dolayı 30 ile 20'nin toplamı nedir? 50'dir. Şuraya 50 yazdık. E sonra ne yapacağız? Adam bize burada ikizkenar üçgen demişti. ikizkenar üçgeni görmedik ama ya, bir sonraki dersimizde bahsedeceğiz ama ya ikizkenar üçgende arkadaşlar taban açıları birbirine eşittir. Şuraya a, a yazabiliriz. O zaman a, a yazınca A artı A artı 50 eşittir 180 diyebiliriz. Ya da ikiz kenarda tepe açısı 50 derece ise 180'den 50 çıkart. 130 2'ye böl şuradaki açıları verir bize. Hani bu da bir sonraki ders hazırlık olsun. 50 ise 65 65 oldu mu buradaki açılarımız oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Adam diyor ki C'den A'ya giderken usula da hangisi görünür diye soruluyor. O zaman ben C'den A'ya giderken şurada kuzey çizgisi çizeyim bir daha çizmeyeyim. Çünkü ya burada kuzey çizgisi var zaten ya da burada kuzey çizgisi zaten elimizde var. Nereye kesen? AC'yi kesen. O zaman biz şuraya bakalım kardeşim. Şuraya bakıyoruz. Bak 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 dikkat et hocam. Şuradaki açıyı ya da burada kaçıyı soruyor bize. Ters açıdan dolayı şurada kaç kaç derece? 20 derece. E burada elimizde ne var? 65. Burada da 20 var. 65 20 daha 85 yapıyor. İki iç açı bir dış açı eşit. 85'i yazdık. Yani o zaman ne diyeceğiz? Bizim kuzey ya şu yol ile kuzey çizgisi arasındaki açı 85 dereceyi arayacağız. Ya da şurada kaç kaç derece yapıyor? 85'in 180'e tamamlayanı 95 derece yapıyor. Ya da 95 dereceyi arayacağız dostlar. Şıklarda bakıyorum 85'i ve 90 85 arayacağım. Var mı? Hocam 85 bak burada var. AC yolunu kuzey çizgisi şu şekilde olursa ne oluyor o zaman? Aradaki açıda 85 derece olmuş. O zaman cevap ne olacaktır? Edremit olacaktır. Niye Edremit diyorsunuz hocam? Edirne diyorlar genelde. E ben Balıkesirliyim kardeşim. Balıkesir'in ilçesini söyleyeyim burada da. Zaten A şıkkında Akçayı, B şıkkında Balıkesir'i, C şıkkında Ceyhan diyorum orada hep alışkanlıkla. D şıkkında Balıkesir'in ilçesi var Dursun Bey ama ona da Denizli diyorsun. Evet A B E'lerde Balıkesir'in ilçelerini kullanıyorsunuz. Evet güzel bir soru. Yine bu soru ÖSYM e tarafından soruldu. ÖSYM tarafından sorulduğunda da çoğu kişi de bu soruyu yapamamıştı. Haberiniz olsun. Aslında kolay bir soru. Kuzey çizgi. Tamam böyle. Tamam. Geldik bir sonraki soruya. Evet, katlama sorusu. Şimdi katlamaları çok iyi bir şekilde öğreneceğiz inşallah. Öğreneceğiz mi? Biraz büyüteyim şöyle soruyor. Biraz daha büyüteyim. Ha tamam. Şimdi gençler, katlama soruları da aslında eş yapı sorularıdır. Niye? Çünkü katladığın zaman üçgenler üst üste biniyor da o yüzden. Öncelikle şu soruyu bir okuyayım. Ondan sonra ne demek istediğimi anlayacaksın. Bir soruyu okuyayım. Bir yüzü kırmızı, diğer yüzü yeşil renkte olan Arka yüzü yeşil yani. Katladığımız zaman arka yüzünü göreceğiz. Yeşil renkli olan ikizkenar üçgen biçimindeki şekil birdeki karton B köşesi A köşesiyle çakışacak şekilde katlanıp şekil iki de görüntü elde edilir. Hmm katlamışız. Mı? Gel beraber katlayalım mı seninle birlikte? Hadi. Katlıyoruz. Bak şimdi. Hop şöyle katladık. Katlamada ne oldu? O yeşil üçgeni gördün şimdi değil mi? Yani alttaki üçgen yeşil üçgen olarak arkası geldi buraya. Katlamayı aç bakayım şöyle. Açtın. Açtığın zaman bak bir de katla. Katla aç. Katla aç. Katla aç. Aa sanki bir yeşil üçgen bir yukarı bir aşağı gidiyor. Oradaki yeşil üçgen aynı üçgen değil mi? Evet. İşte bu katlamalarda ne yapıyorsunuz? Katlamayı geri doğru açıyorsunuz. Ve katlamalarda üst üste binen kenarlar eşit üst üste binen. Açılar eşit diyorsunuz. İşin esprisi bu. Katlama da öyle yenisi falan değil ha. Yıllardır soruluyor bu. 12-13 yıldır soruluyor bu sorular. Hemen hemen her sene katlamayla ilgili sorularla karşılaştık. Yine katlama karşımıza büyük ihtimalle çıkacak. O zaman ben bu katlamayı gördüysem ne yapıyorum? Katlanmış halindeki şekildeki katlamayı açıyorum. böyle öyle geri doğru açtık. Biraz önce zaten animasyonda da gördüm. Katla aç. Katla aç şeklinde. Açtığın zaman bizim üçgen ne yapıyordu? Bak şu yeşil üçgen bir buraya geliyordu bir de buraya geliyordu. Yani açılmış halindeki kenarlar bu üçgen burada aslında üst üste binen kenarlar katlandığı zaman bu buraya geliyor. Bu da buraya geliyor ya. Bunlar birbirine eşit. Hemen üst üste binen kenarların eşitlerini şöyle göster. Ee, burada iki tane çizgi kullanılmış zaten. Yani şu kenarların eşitliğini şöyle göstereyim. Şunlar da şöyle birbirine eşit değil mi? Eşit. Bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit. Çünkü söyledik ya katla aç katla Aç. E bu açı aslında buraya da oturuyor böyle. Üst üste binen açılar birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla burada kaç kaç derece olacak? 50 derece oldu. Sonra ne oluyor burada? E hocam burada da aslında ne var? Şu açıyla da bu açı üst üste biniyor. Ama bu açılar toplamı 180 ya. Bak bunlar 90-90 oluyor. Katlamada şunu da söyleyebiliriz. Katlanmış doğru aynı doğrunun üstüne gelmişse bu katlama çizgisi dediğimiz olay diğer doğruya dik kesir aslında. Ama anladım mantığı. E bunu şu şekilde de yapabilirsin. Daha sonra göreceksin zaten bunu. İkiz kenar üçgende çizilen açı ortay aynı zamanda yükseklikli de dik diyebilirsin. Aa biz nereden bulduk bunu? Şunlar katlandı, katlandı. Açılar eşit, toplamı 180 olduğundan 90 90 oldu. 90'ları da yazalım o zaman buraya. 90 90'ı yazdık. E sonra ne yapacağız? Hocam şurada bir üçgen var elimde. 50 90'sa e o zaman burada kaçı 50 Kaç yapıyor burası? 40 yapıyor. Hatta katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan burası da 40 olur. Hatta bu 90'ı yazmadan da yapabilirdik biz. Hani üst üste binen açılar birbirine eşit ya. Buraya x, buraya x deyip de x x ve 100'ün toplamı bir üçgen yapıyor. E, i̇ç açılar toplamından da gidebilirdik. Neyse. Yani bizden ne isteniyor? CAD açısı. Alfa açısı isteniyor artık. Şimdi dostlar ikizkenar üçgen bir önceki soruda da bahsettik ya. ikizkenar üçgende taban açılar birbirine eşittir. Şimdi burası tepe açısı 40 derece olarak bulduk. Taban açısı bak burada ne yaptı? Bu ikizkenarda taban açıları bunlar. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. E burası hocam alfa artı 40. Alfa artı 40'ı burada yazdın. Burası da alfa artı 40 olacak. Şöyle yapabilirsin. Nereye gittin? Dur. Şu, şu ve şu açının toplamı eşittir 180 diyebilirsin. İşlem yaparak bulabilirsin. Ya da hocam ikizkenarın tepe açısı 40'sa 180'den 40 çıkar. 140 2'ye böl. Buralara da 70 70 kaldı diyebilirsin. Yani bu açı 70 yaptı. Burası da 70 yaptı. Alfa artı 40 eşittir 70 ise alfa da buradan kaç çıkar o zaman? 30 derece çıkar. Zaten bizden alfa isteniyor. Cevap 30. Ol, katlamayı anladık mı dostlar? Anlayın aynı. Hani. Çok çok güzel. Çok kolay. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Evet geldik örnek 12. Burada da bir katlama var. Şimdi bir yüzü kırmızı. Diğer yüzü de yeşil renkli. Arka yüzü yeşil. Üçgen reşil renkli. Üçgen şekli karton CD boyunca katlandı da. Gel beraber katlayalım şimdi. Katla bakayım üçgeni. Hop katladın. O yeşil arkası Oldu değil mi? Şimdi katla aç, katla aç, katla aç yap bakalım. Anladın olayı sen. Zaten katlama sorularında ne yapıyoruz? Açıyoruz. Gördün animasyonda da gördün. Katladın, açtın. O üçgen aynı üçgen oluyor değil mi? Oradaki yeşil üçgen. Kırmızısı da açıldığı zaman arka yüz olduğu olduğu için aynı üçgen oluyor. Yani ne diyeceğiz katlamada? Hemen açacağız. Eski haline geri getireceğiz. Hemen şunu açtık bakalım şöyle. O eski halinden eser yok şimdi. Şarkı satma geliyor bu da böyle söylediğimde. Bunu açtık. Bak katlamayı açtık. Açtıktan sonra da hemen ne diyoruz? Eş yapılar aslında bu bunlar. Yani senin buradaki üçgenin buraya geldi. E katlama da eş yapı. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit diyeceğiz. Hocam şu açılar birbirine eşit. Sonra burası 20 derece verilmişti. E sen bunu böyle katladığın zaman hop bu buraya geldi. Burası da 20 derece olmak zorunda. Bunu da 20 derece yazdık. Sonra başka ne demiş burada? Takıldık kaldık bir şey yapamıyoruz. Hatta şu kenarların eşitliğini de yazayım. Bak şu kenarla da şu kenar eşit. Ondan sonra şu kenarla da şu kenarın eşitliğini kullanacağım mı? Genelde karışık yerlerde eşitler kullanılmıyor. Şunu bir yazmayalım istersen. Kenarların Takıldı, yazdık. Takıldık. Takıldığımız zaman soruyu okuyoruz. Okuyalım bakalım soruyu. Şimdi bir de burada AD ile A üstü K birbirine eşit AD. Ben burada AD'ye çizgi demiştim. A üstü K'ya eşitmiş. Burası da çizgiymiş. Hmm. Buraya da çizgi yazdım. A. Burada ne çıktı? Bir ikizkenar kenar çıktı. Evet gençler. Bak 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 bak. X kenar çıktı. X kenarı daha bir sonra gider sileceğiz ama olsun. Öğrendik olayı. Tepe 20 derece. 180'den 20 çıkart. 160. 2'ye böl. 80 80. Hemen 80'leri yapıştırdık buraya. Burası da 80, burası da 80 oldu. E sonra ne yapacağız? Hocam burada katlamayı da açtık. Şurası da 80 derece mi yapıyor? Evet. Tamam burayı da 80 derece yapıyor. Burayı da yazalım. Takıldık kaldık. Yahu başka ne yapacağız biz burada? Bizden ne isteniyor? ABC açısı. Şuradaki açı isteniyor bizden. Ee, geometri neydi? Şöyle artist artist bakayım. Görme işe değildi değil mi? Verilen bilgileri kullanabilme. Tamam. Verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir. Bir de Bak bir üst levele geçiyoruz. Geometride takıldığın zaman tamam verilen her bir bilgiyi kullan. Kullandım mı kullandım. Tamam. Aynı zamanda bulduğum bilgileri de kullanmayı öğreneceksin. Takıldın ya her bir bilgiyi kullandın ya. Tamam kullandık. E hocam bulduğumuz bilgiyi de kullanmaya çalışalım. Mesela biz burada en son ne bulduk? 80 bulduk. Bunu kullanmak zorundayız. E 80 nerede? Hocam şu üçgenin iç açısı diyebiliriz aslında 80. Ama burada kaçı maalesef yok. Aynı zamanda buradaki 80 nedir? Şuradaki üçgenin dış açısı değil midir? Evet. Yani bak dikkat. 20 ile neyi toplarsan 80 yapar. Hocam 20 ile 60'ı toplarsam 80 yapar. E yüzde kullanmamışım. Hocam şurası yüz değil mi? Hayır yüz değil. Dikkat et. Şu BCD açısı. BCD açısı O yüzden noktayı bulmam lazım. O yüzden şuradaki üçgene bir daha bakıyorum şöyle. Bir daha söylüyorum. Hocam bu üçgende ne var burada? Şu iki iç açı bir dış açı eşit. Sen 20 ile neyi toplarsan 80 yapar. 60'ı. O zaman bu açının tamamı 60 derece olacak. Yani buradaki açılarımız 30 30 yaptı. E bizim şu açıyı da kullanalım artık şimdi 100'ü. Hocam o da BCD açısıydı. Dikkat dikkat. BCD. Hocam 100'dü. E burada 30 derecesi varsa buraya ne kaldı o zaman? 70 kaldı ve buradaki üçgende de iç açılar toplamından kafadan da yapabiliriz. 80 70 daha kaç? 150. E 150'nin 180'e tabi kaç yapar? 30 yapar. Yani böylelikle alfayı ne bulduk? 30 derece bulduk. Katlamayı da öğrendik mi gençler? Katla aç katla aç eş yapılar değil mi? Çok güzel değil mi ya şu? Evet bu da güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. Katlamalarda ama ne diyoruz? Üstte binen kenarlar eşit. Üstte bilen açılar eşit. Bu ikisini kullan. Öncelikle açıları kullanıyoruz. Baktık soruyu çözemedik. Bir kenar eşitliği falan da verilmişse üstüne binen kenarların da eşitliğini de kullanıyoruz gençler. Evet şöyle bakıyoruz. Dördüncü özelliğe geldik. Bunu da bir sonraki derse bırakacağız. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Yani bir sonraki dersi hemen böyle bırakmayayım ya. Dur bakayım. Bir sonraki ders ne işleyeceğiz sizinle birlikte? Ben şuraya bakayım. Burada ikiz kenarlıktan falan bahsedeceğiz. Bir kuralımız var. İkiz kenarlık var. Ee, bunlardan bahsedeceğiz evet. İkiz kenarlık da önemli bir yere sahip. ÖSYM hep ikiz kenarlıkla ilgili sorular soruyor. Bak bu dersimizde de ikiz kenarlıkla ilgili şeyler de yapmıştık. Neyse. O zaman bir sonraki ders. ikinci günün ikinci dersinde. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.